Bir oğlun olduğunu söylememiştin. Söyledim sanıyordun. Söylemedim. 4 yıl sonra karşılaşıyoruz. Saatlerce konuşuyoruz. Ve sen Sinan hakkında tek kelime etmiyorsun. İlginç. Bak Sarp, şu anda pek müsait değilim. Sinan'la sen uzaklaşırken ne düşündün biliyor musun Ekin? Sinan'ın sana mı yoksa Kenan'a mı daha çok benzediğini? İstenmeyen bir hamilelik mi? Hı hı. İsterseniz kürtaj için gün verelim size. Yo, ben daha sonra... Siz bilirsiniz. Ama kürtaj için 2 haftanız var. Aklınızda olsun. Bak, sendikaya gidiyorum diye nerelere gidiyor şerefsiz. İnanamıyorum Hacı abla. Dur, dur. Hayırdır inşallah. Açın ulan kapıyı. Sen ne işler çeviriyorsun kart zampara? Yaktım seni İsmet, yaktım. Anne, ne oluyor burada? Siz kimsiniz teyze? Onlar bizim aile kızım. Size geçmiş olsun demeye geldiler. Değil mi Gülser? Sarp dönmüş. Dönerse dönsün. Ne yapalım? Karşılaştık. Sinan'ı gördü. Sanırım bir şeyden şüphelendi. Artık Sinan 3 değil, 2,5 yaşında. Şimdi de şüphelensin de göreyim. Gece uyku tutmadı Ekin. Bana doğruyu söyle. Sana doğruyu söyledim zaten. Ama garip davranıyorsun. Sana öyle geliyor. Geleceğini tahmin etmiştim. Bu yüzden bunu getirdim. Belki bu seni ikna eder. Sen gittikten 14 ay sonra doğdu Sinan. Neden böyle bir düşünceye kapıldığını bir türlü anlamadım Sarp. Buraya çok gelme demiştim. Uzun zaman gelmeyeceğim zaten, merak etme. Hayırdır? Teyzemin kızı evlenecek, köye gidiyorum. Ne kadar kalacaksın? 1 ay. Tam 1 ay kalacağım. Sonra döneceğim. Ne işin vardı dün bizim bahçede? Çocuğun aklına gelsin. Belki o zaman utanır, bir ailen olduğunu hatırlar ve oğlumun peşini bırakırsın. Oğlum hep aklımda olduğu için gelmişimdir belki de. Sen ne demek istedin? Gidin buradan Feryal Hanım. Gidin dedim. Çocuğum olduğunu düşünerek seni de tedirgin ettim. Bu Sinan'a küçük bir hediye. Bu çok güzel. Görüşmesek daha iyi olacak. Haklısın.
birbirimize iyi gelmiyoruz. Aradan çok zaman geçti. Bayağı zaman geçti. İkimiz de değiştik. Çok değiştik. Bir sürü sorumluluğumuz var. Bütün söylediklerine katılıyorum. Eskiyi eskide bırakmak iyidir. O güzellikleri güzel olduğu yerde bırakmak lazım. Bugün yine aynı heyecanı hissedebilmek zaten mümkün değil. İmkansız. Hayır. Sakın Sarp. Lütfen Sarp. Yapma. Yeter bu kadar. Ne yapıyorum ben ya? Hadi git buradan. Yanlış bir şey yaptık. Ne olacak bizim halimiz Ekin? Kaçmaya çalıştıkça büyüyor bu acı. O kadar delirtici bir şey oluyor ki çıldırmak üzereyim. Sen yeni mi çıldırıyorsun? Ben artık bir şey hissetmeyecek hale geldim. Zamanın birinde birini sevdim. İnandım ona. Kalbimi ellerine teslim ettim. Sonra üstünde tepinildi kalbimin. Paramparça edildi. Köpeklerin önüne atıldı. Şimdi bir şey hissetmiyorum. Seni görünce bazen içim kanıyor böyle. Ama bunun da üstesinden geleceğim. Bunu da çözünce ben mutlu olacağım. Geri dönüş olmadığını ben de biliyorum Ekin. Ama gerçekleri konuşalım. Mutlu olmak için hep yanlış yolları seçtik. Yanlış düğmelere bastık hep. Sen de, ben de. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hadi gözlerime bak ve bu lafı tekrar söyle. Üstüme gelme Sarp. Hadi söyle. Pişman değilim de, mutluyum de. Ben git buradan. Ben hatamı en başta kabul ettim. Ama unutma. Sen de ben de en büyük zararı biz kendimize verdik. Yaşıyor musun? Aman Allah'ım. Abla, sırtım acıyor. Bugün manyağın biri geldi. 3 tane araba satın aldı biliyor musun Ekin? Hadi ya. Adama dedim ki, kardeşim otogaleri mi açacaksın? Yok dedi. Almanya'dan gelmiş. Akrabalarına hediye alıyormuş. Vay be. Ben de tabii dedim. Her zaman gelebilirsin. Başımın üstünde yerim var dedim. Yine keyifsizsin ha? Ne yani? Devamlı suratsız mıyım ben? Yok. Ama
Son zamanlarda... Kenan, bu konulara girmesek. Girmeyelim. Girmeyelim ya. Ben de girmek istemiyorum zaten. Hadi hadi, çekil önümden. Canım, iyi misin? Sırtım acıyor abla. Sırtım acıyor. Dayan. Dayan biraz, az kaldı. Şu televizyon sihirli kutu valla. İki saat karşısında otur. Günün bütün stresi akıp gidiyor. Doğru valla. İnsan arkadaş oluyor. Arkadaş. Televizyon insanı uyuşturur, tembelleştirir. Aslında babanız haklı. Yıllar boyunca evlenmemiş olmasından kaynaklanan bir şeyler olabilir. Tek tip insan yaratıyor televizyon. Ama anne, az önce dedin ki... Şimdi babanı söyleyince ben de hatırladım. Yani nasıl düşündüğümü hatırladım. Allah Allah. Ne çekiştiriyorsun evladım telefonu? Ya özel konuşacağım, odaya götürüyorum. Senin daha özel konuşacak yaşın gelmedi, bırak. Ya babaanne ya. Ne özel konuşması oğlum bu saatte? Dokunmayın çocuğa. Muzo, konuş çocuğum, konuş. Götür içeriye, konuş. Bebek muamelesi yapıyorsunuz çocuğa. Konuşacak tabii canım. Değil mi İsmet? İyi de anne, değil tamam, mi sen tamam. Muzo için? Siz her şeyi çok bilmeyin. Oley! Biz babanızla birçok konuda aynı düşünürüz. Değil mi İsmet? Üşümeyin istersen. Ben arabayı park edip geleceğim. Tamam. Yalnız sırtı acıyor. Sırtına dikkat edin. Nesi var? Nasıl oldu? Bir araba kazası. Çabuk. Tamam, bir şeyin kalmayacak. Bak geldik. İsmet, taze portakal suyu sıkayım mı? Saat gecenin biri Gülser. Kahvaltı için mi sıkacaksın? Süt ısıtayım. İstemez. Meyve soyayım İsmet, hem oturur konuşuruz. Oturup konuşursak sohbetimden çok zevk almayabilirsin Gülser. Tavsiye etmiyorum. Çay? Çay demlesem. O da olmaz. Demek bu gece oldu. Kim çarptı sana oğlum? Arabayı görmedim. Sonra bu abla getirdi beni hastaneye. Geçmiş olsun. Çok dolaşma sokaklarda. Eyvallah abi. Neden söylemedin?
Karakollarda gezmekten sıkıldım be abla. Sen de insanlığını yaptın zaten. Daha iyi misin şimdi? Daha iyi, daha iyi abla. Adı ne senin? Çekirge. Ne? Pek de havalı bir ismimiz varmış. Alemde böyle tanırlar abla. Tamam Çekirge. Hadi dinlen bakalım biraz. Geçmiş olsun canım. Hayatım, iyi misin? Serkan, ben çocuğa çarptım. Çocuk bana çarpmadı. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Yelda, kazayı sen yapmadın, tamam mı? Polis sorarsa kazayı Hakkı yaptı diyeceksin, tamam mı? Biz geçtik onları anne. Hadi dışarı. Ama... Hadi dışarı. Kızım biz burada senin için... Tamam anne, şimdi sırası değil, hadi. Anneciğim, üstelemeyelim. O biraz delirdi. Buyurun çıkalım. Hadi Hakkı, hadi. Annenler mi bunlar? Çok mu belli oluyor? Aslında benim annemler de gelmek ister ama ben istemiyorum onları. İstemiyorsan gelmesinler. Boş ver. Sarp? Yasemin? Cebin kapalıydı. Merak ettim. Özür dilerim Sarp. Biraz sert davrandım sana. Önemli değil. Önemli değil canım. Bak Sarp. Ekin'in kafanı karıştırmış olması çok doğal. Bunu anlayabiliyorum. Bir sürü şey yaşanmış. Önemli olan senin her şeye rağmen bu ilişkinin arkasında durman. Zor dönemlerde birlikteydik. Şimdi de zor bir dönem. Ve yine yan yana atlatacağız. Değil mi? Tabii. Sarıl bana. Battaniyeni falan oraya koydum. Ekin? Emin misin? Bu gece yan yana uyuyalım. Tabii. Bak sana bir sürprizim var. Bunlar bugün postayla geldi. Erik ve karısı yolladı. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Çayını açık koyuyorum. Tamam. İyi uyudun mu gece? Hayırdır Ekin? Kafana bir şey mi düştü? Kahvaltı hazırlamak suç mu? İçimden geldi. İçinden geldi. Peki. Otursana. Okula geç kaldım. Bir iki hafta sonra boşluğum var. Tatile gidelim mi? Tamam. Konuşuruz. Hoşça kal. Güle güle. Çekirge? Nereye kayboldun sen? Annemler gelmiş ya, onları gönderdim. Annenler mi? Niye beni uyandırmadın? Tanışırdık. Ya olayı büyütmenin alemi yok ki. Hepsi toplanmış gelmiş. Ellerinde börekler, yemekler falan. Tamam. Aileleri hayatına fazla karıştırmayacaksın zaten, değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Hayrola Yasemin? Acil konuşmak istediğin ne? Ya... Bir sorun var Feryal teyze. Sarp hakkında değil mi? Yardımınıza ihtiyacım var. Bizim eski kabus geri dönüyor değil mi? Hı hı. Bu işi çözmenin bir yolu var bence. Oğlum çok tarama, kafanda saç kalmayacak. Anne bunlar hurafe. Aa, adam olduk. Bir de ukala olduk. Hadi bakalım. Hangi kızın peşindesin ulan? Özelime girme anne. Bana bak. Başlatma şimdi senin özelini. Gülbahar kim söyle bakayım. Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim. Bu eskiler gibi değil. Seviyeli bir birlikteliğimiz var. Çok televizyon seyrettiriyoruz biz buna. Feride vardı mı köye? Vardım vardım. Evdeyim şimdi. Bir ihtiyacın olursa haber ver. Maddi manevi. Sağ ol, eksik olma. Yok bir ihtiyacım. Ararım. Ararım tabii. İhtiyacım olunca yakın zamanda arayacağım Kenan. Dün geçmek bilmedi canım. Benim için de canım. Çok özledim ama canım seni. Bugün ne yapalım? Sinemaya gidelim mi? Olur canım, hangi filme gidelim? Bilmem, sen hangi filme gitmek istiyorsun? Sen? Benim için hiç farkı yok. Senin seçtiğin herhangi bir film olabilir, benim için fark etmez. Geçecek canım, geçecek. Her şey düzelecek. Aşk mektubu yazmış. Üstüme erik sağlık. Oku, oku. Okuyorum. Gülbahar, hem beni sevdiğini söyleyip hem de akşam telefonda az konuşunca açıkçası sana kırıldı. Lütfen böyle yapma. Seni seven Muzo. Ay büyümüş de aşık bile olmuş benim torunum. Çok erken başladı. Siz dikkat edin de kendini fazla kaptırmasın. Ya. Ne o elinizdeki? Hiç oğlum. Bu benim özel eşyam anne. Yok oğlum, düşürmüşsün. Al istediğin kadar oku şimdi. Muzo yavrum. Görüyor musun? Utandırdık çocuğu.
onun kızgınlığı başka bir şeyeymiş gibi geldi bana. Gel. Sarp, beni çağırtmışsın. Ha, evet. Gel gel, konuşmamız gereken bir şey var. Önce sana bir şey söylemem lazım. Daha doğrusu bizim. Anne. Buyurun. Sana bir sürprizimiz var. Nedir? Yarın akşam bizim evde nişanınızı yapıyoruz. Hı hı. Nasıl? Beğendin mi sürprizimizi? Feryal teyze her şeyi ayarladı sağ olsun. Yoksa sevinmedin mi? Sevindim. Çok şaşırdım sadece. Akşam söyleyecektik ama sen çağırınca... Baban nasıl mutlu oldu bir bilsen. Belli etmedi ama ilk defa bu kadar mutlu gördüm onu. Ne güzel. Ne güzel. Sen ne diyecektin? Yok, önemli bir şey değildi. Sonra konuşuruz. Hadi, o zaman konuk listesini çıkaralım. Akrabalardan başlayalım. Çok kalabalık olmasın. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Aslında bu sıkıntılı zamanda söylemek istemiyordum ama... Nedenmiş o? Söyle lütfen. Artık her şeyi hatırlıyorum Ekin. Neden söylemeye çekiniyorsun bunu? Harika bir haber bu. Hepsi seninle ve Sarp'la ilgili. Sana o günleri hatırlatmak olacak diye. Olur mu öyle şey? Asıl böyle güzel haberleri duymaya ihtiyacım var senden. Yaptıklarım ne kadar aptalca şeylermiş Ekin. En çok da teyp meselesine üzüldüm hatırlayınca. Gazete olayı kaldı hatırlayamadığım. Kendini zorlama. Geçmişte kalmış şeyler bunlar. Nedense onu bir türlü hatırlayamıyorum Ekin. Hangi gazeteciyle görüştüm? Telefon mu ettim? Gazeteye mi gittim? Bir türlü canlanmıyor gözümde. Berna tamam artık. Düşünme. Alo. Ekin abla benim Feride. Nasılsın Feride? Döndün mü köyden? Abla çok kötüyüm. Kimi arayacağımı bilemedim. Ne oldu? Telefonda anlatamam. Gelip beni alır mısın? Tabii. Neredesin sen? Gel. Kolay gelsin İsmet. Hayırdır, yine baskın mı Gülser? Aman İsmet, olur mu öyle şey? Vallahi oluyor son zamanlarda. Ev yemeği getirdim ben, dışarıda yemeği sevmezsin sen. Sağ ol da, kırgınlığımı bir kap yemek telafi etmeyecek. Olsun, sen ye yine de. Aç değilim, yedim ben. O zaman gideyim ben. Uğurlar olsun. İyi misin? Bilmiyorum Ekin abla. Ne işin var peki senin burada? Sonra anlatırım. Şimdi hastaneye gitmemiz lazım. Neyin var?
Hamileyim ben. Kanamam oldu. Ne? Anlatacağım. Hadi hemen gidelim. Hadi. Kötü bir gün mü kanka? Öyle. Yani benim kadar değildir herhalde. Ama tabii anlatıp başını ağrıtmak istemem. Ama gerçekten içimi kemirip duran bir şey var yani. Belki paylaşacak biri olsaydı. Serkan. Efendim kanka. Derdin neyse söyle. Ağzında geveleyip durma. Tamam. Yelda beni sevmiyor galiba Sarp. Bu konuya nereden vardın Serkan? Son zamanlarda biraz soğuk davranmaya başlamıştı zaten. Ben de işler yüzünden fazla ilgilenemedim. Sonra... böyle hiç konuşmaz oldu. Çekip çekip gitmeler. Geceleri geç gelmeler falan. Of. Buyurun kalkabilirsiniz. Merak etmeyin, ciddi bir durum yok. Bebek sağlıklı. 1-2 saat dinlenmesi gerekiyor. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Gel canım. Beni hem korkuttun hem şaşırttın Feride. Biliyorum. Çok özür dilerim Ekin abla. Ama kimi arayacağımı bilemedim. Neyse. İyi ki aradın. Kim bu çocuğun babası? Tanımazsın. Mahalleden biri değil. Sevdik birbirimizi. Sonra bu iş geldi başıma. Aldıramadım, korktum. Ailede, köyde bilinsin istemedim. Ama... Abla, Allah aşkına kimseye söyleme. Kocana bile söz ver. Tamam Feride. Söz ver, ne olur. Tamam, söz. Kimseye söylemem. Peki ne olacak? Ben seni bırakamam böyle. Söylemen lazım ailene. Köye giderim. Gidecektim zaten. Çok düşündüm. En iyisi bu olacak. Ya oradaki akrabaların? Onlara ne diyeceksin? Ben onları hallederim, merak etme sen. Ama bak, gitmemezlik edersen... Yarın sabah gideceğim, söz. Zaten gözüm korktu, kalamam tek başıma. Ah be Feride. Ne işler açmışsın başına. Atlatırım, merak etme. Abla sen git, işinden kalma. Seninle çıkarım. Gerek yok, doktoru duydun. Ciddi bir şey değilmiş, çok sağ ol. İstediğin zaman beni arayabilirsin, tamam mı? Eksik olma. Tamam, yarın akşam için istediğimi biliyorsun. Evet, söylediğim tonlarda, o renklerde. Evet. Affedersiniz, hangisini kullanalım? Bunu kullanalım. Tamam. Gecikme olmayacak. Peki. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yelda. Ne o elindeki? Birkaç eşyamı aldım yanıma. Niçin? Hastanede kalacağım. Böyle bir günde nasıl gidersin? Gitmek zorundayım anne. Çocuğun başında kimsesi yok. Onun için yapabileceğin her şeyi yaptın. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Benim de burada sana ihtiyacım var. Senin yeterince yardımcın var anne. Yelda. Yeter artık. O hastaneye gitmeni istemiyorum. Bunu sen de biliyorsun. Farkındayım anne. Anlayamadım neden bu kadar tepki gösterdiğim. Çünkü gereğinden fazla ilgi göstermeni insanlar yanlış anlayabilirler. Neydi belirsiz bir çocukla bu kadar uğraşman? Elimizde sihirli bir değneğimiz yok Yelda. Herkese yardım edemeyiz. Ayrıca etraf kötü niyetli insanlarla dolu. Yarın öbür gün kimin kızı olduğunu anlayınca annesi babası çıkıp seni suçlarsa ne olacak o zaman? Haklı olacaklar. Berna, ben içerideyim. Burada olmadığımı söyle. Nasıl istersen.
Sarp, bu ne sürpriz? Ekin'i görmem lazımdı da. Ekin yok Sarp. Önemli bir şey mi? Yok değil. Oturmaz mısın? Gitmem lazım. Aradığını söylerim. Gerek yok. Ben onu sonra ulaşırım. Hoşça kal. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda oluverdi. Böyle bir şey bekliyordum doğrusu. Böyle konuşma lütfen. Ama konuşmak zorundayız artık Ekin. Sen hala onu seviyorsun. Sevmek demeyelim buna. Hastalıklı bir şey benimki. Hastalıklı olanın ne olduğunu bilirim. Bu o değil. O da seni seviyor çünkü. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun Ekin? Hangi hayatı yaşamak istiyorsun demiştim. Bunu konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Ben evli bir kadınım Berna. Kenan'ın yüzüne nasıl bakacağım ben? Ama onu sevmiyorsun. Ama sevmeliyim. Tek yaptığı beni sevmekti. Bana her zaman anlayışlı davrandı. Oysa ben aramızda bir duvar ördüm. Senin bana değil, kalbine laf geçirmen lazım Ekin. O da kolay olmayacak. Yapmam gereken bu. Kenan'a onu sevdiğimi göstermeliyim. O zaman her şey yoluna girecek. Gönül. Herkese söyle yemek hazır. Gönül. Ben sonra yiyeceğim. Aşk olsun de Gönül. Bir türlü yaranamadık birilerine de. Madem evde küslük olacak, kendileri bilir artık de. Bildim, sen anla sözünü, baştan yarattınız yani anne. Ya koskoca insanlarsınız. Yakışıyor mu baba? Karışma sen, iş şunu. Sen kendi yediğin haltlara bak. Yakışıyor muymuş? Aman Gönül, biz bulaşmayalım en iyisi. Arada kaynayacağız vallahi. Zaten dikkat ettiysen ben bulaşmadım Purti. Her zamanki gibi yine sen atladın. Buzo da hala gelmedi. Kimin oğlu Hacı anne? Kim bilir hangi kızın peşinde? Benim gibi erken girdi o da bu işlere. Hop. Övünme, övünme. Serserilikle adam olunsaydı en evvel sen adam olurdun. Serseri de yaptın beni Hacı anne. Siz başlayın. Hayrola Musa, babana mı baktın? Yok Seyfettin abi, kafam çok bozuk. Sen masayı donat, bir de kola getir. Soğuk olsun. Anlıyorum Musa. Önce onu bir arayalım. Alo, buyur Seyfo. Hayırdır? Hadi ya. Bak sen şu zirzopa. Tamam geliyorum ben. Tamam eyvallah. Nereye Kurti? Geliyorum şimdi. Baba oğul arasında özel bir mesele. Oğlum ne özel meselesi? Muzayı alıp geleceğim ben. Siz yiyin. Baba? Çocuk nasıl? Gel baba gel. İyi. Yarın taburcu olacak. Sevindim. Ne işin var senin burada gece vakti? Kızımı merak ettim.
Sahi mi? Madem çocuk iyileşti, bu gece evde kalabilirsin. Hem Serkan da aşağıda seni götürmek için bekliyor. Niye getirdin onu? Ne demek niye getirdin? Kendisi geldi. Kocan o senin. Ne zamandır hayatımla bu kadar ilgilenir oldun baba? Haklısın kızım. Epey mesafe oldu seninle aramızda. Belki ihtiyacın olduğu zaman yanında olamadım. İşlerim yüzünden çok zaman geçiremedik beraber. Ama bunlar sana olan sevgimin önüne geçmedi hiç. Keşke biraz bana gösterebilseydin o sevgiyi baba. Ben sizin gibi okullar okumadım kızım. Hayatı zor şartlarda tanıdım. Birine seni seviyorum demek bile ayıptı bizim ailemizde. Babamın saçımı okşadığını bilmem. Kaba saba büyüdüm. Severken çok hırpalandım. Sevdiğimi gizlemeyi öğrendim. Ama siz farklı yetiştiniz. Okumuş çocuklarsınız. Bir gün beni anlayacaksınız. Aşağıda bekleyen adam sevdiğini söyleyebilen bir adam. Kıymetini bil onu. Bir tek rakı getirsene bana Seyf. Oldu abi. Oturabilir miyim? Oo, Muzo donatmışsın masayı. Çikolatalar, kolalar falan. Ha? Dediler Muzo'ya efkar bastı. Ben de dedim meyhaneyi dağıtmadan yetişeyim. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ ol. Derdin büyük diyorsun yani. Gülbahar beni terk etti. Yapma ya. Bak sen şu hain kıza. Ben ona aşıktım baba. Doğru konuş. Affedersin Muzo. Çok sevmiştim baba. Neden böyle oldu? Bilmem ki oğlum. Bu kadın milleti garip bir millet. Sağları solları belli olmaz. Bak sana ne diyeceğim. Ben her sevgilim tarafından terk edildim. Hatta annem bile evlenmeden önce beni terk etti gitti. Nasıl yani? Annemden başka sevgilin mi oldu senin? Önce Muzo. Hepsi önce. Sonra anneni buldum. İşte dedim, hayatımın kadını. Ben de Gülbahar için öyle demiştim baba. Yanılmışsın demek ki. Unutacaksın. Daha ne Gülbaharlar çıkacak karşına oğlum. İlk roundda hemen havlu atılır mı? Doğru aslında. Ha şöyle işte. Hem sana bir şey diyeyim mi? Gülbahar biraz kiloluydu. Bak gördün mü? Unutmaya başladım bile. Hadi iç kolanı da gidelim. Bir de Muzo, bundan sonra böyle bir durumda eve geliyorsun. Meyhaneye gitmiyorsun. Şu halimize bak. Bu yaşta meyhaneden topluyorum seni oğlum. Baba, eski sevgililerini anneme söyleyeyim mi? Ulan zizopa bak. İnsan meyhane arkadaşına böyle kazık atar mı? Öğren bunu. Meyhanede konuşulan meyhanede kalır oğlum. Atıyorsun. Yok öyle bir kural. Ben dediysem var ulan. Babaya karşı çıkılmaz. Hadi bakayım, şimdi iç kolanı da gidelim. Ben de şu mezenden yiyeyim. Güzelmiş. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Gelecek olan insanları zaten tanıyorsunuz. Buraya girip çıkan insanlar. Hakkı, otoparkta hiçbir sorun yaşamak istemiyorum. Hiç şüpheniz olmasın Feryal Hanım. Hepiniz görev yerlerinize gidebilirsiniz. Peki efendim. Teşekkür ederim. Yarın büyük gün. Sen hiç heyecanlı değilsin ama. Ne yapmamı bekliyorsun anne? Zaten benden başka bu işi ciddiye alan yok ki. Herkes bir yerde. Burada olanların da kafası burada değil.
Sana ne oldu Sarp? Ben iyiyim. Aslında benim bir tahminim var. Hmm. O kızla görüştün değil mi? Biliyorum. Bak Sarp, sakın kafanı karıştırmasına izin verme. Ekin'in bir şey yaptığı yok anne. O kız sana üzüntüden başka bir şey vermedi Sarp. O beni değil, ben onu üzdüm. Her ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Ekin artık evli bir kadın. Çocuğu var. Biliyorum anne, biliyorum. Üstüme gelme. Yemeği beğendin mi? Eline sağlık. Manavın önünden geçerken biberleri gördüm. Senin dolmasını çok sevdiğin geldi aklıma. Severim ya. Günün nasıl geçti? Oğlum yavaş. Ne o senin elindeki? Gitar. Ne güzel şeymiş bu. Anne mi aldı? Uyandığımda yanımdaydı. Pahalı da bir şeye benziyor. Yok canım. Sinan hep istiyordu. Pazarda gördüm aldım. Baba ver. Ben oğluma saz çalmayı öğreteceğim. Biraz büyüsün. Doktor Serkan Öztürk. Doktor Serkan Öztürk. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Bir şey mi lazım oldu canım? Eve mi gitmek istiyorsun? Benden mi rahatsız oldun? Neden eve gitmiyorsun Serkan? Çünkü sen buradasın. Daha önce evde de yanındaydım. Ama önemsemiyordun. Özür dilerim Yelda. Biliyorum bana hep anlatmaya çalıştın. Ama ben seni hiç dinlemedim. Kendi derdime dalıp seni ihmal ettim. Ama bundan sonra olmayacak, emin ol. Seni her an dinlemeye hazırım hayatım. Hatta senden başka hiçbir şey dinlemeyeceğim bundan sonra. Bak, bir gün hayatıma anlam katacak bir şey olmadığını fark ettim. Kendimi işe yaramaz bir ev eşyası gibi hissetmeye başladım. Tek düze bir hayatın içine sıkışıp kaldım. Tek başıma değiştirecek gücü de kendimde bulamadım. Sen de yoktun Serkan. Ne yapacağımı bilemedim. Ben artık buradayım hayatım. Merak etme. Artık buradayım. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Sana bunu hissettiremediysem affet beni. Gel. Az önce sen ne yapıyordun o stetoskopla? Ben gidelim mi? Sinan için bunu yapmalıyım. Aile olmamız için.
Ekin? Oyunlardan bıktım. Sırlarla yaşamaktan. Gerçek bir ailem olsun istiyorum. Ben onun için buradayım Ekin. Hep buradaydım. Ben hiç olmadım ki. Hep kaçtım senden. Sen bunları hak etmiyorsun Kenan. Sen iyisin. Hem de çok iyi. En sevdiğim yemek yapılmış. İşimden muhabbet açılıyor. Sonra da bu. Yüzüme bak Ekin. Onunla mı görüşüyorsun? Bu da nereden çıktı şimdi Kenan? Geceler İsmet. Sana da. Sana daymış. İnat. Yarım ağızlı. Bu böyle olmayacak. Kalk bakalım İsmet Efendi. Geç oldu. Geç meç olmadı. Kalk. Konuşacağız. Kaçışın yok İsmet Bey. Dinleyeceksin beni. Suçum mu oturayım demiyorsun da? Suçlu olduğumu ben de biliyorum. İnkar eden mi var? E ne anlatacaksın o zaman? İsmet. Uydun bizimkilerin aklına. Yaptın bir cahillik. O eve girip o insanları... Hele senle göz göze gelince... Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çok utandım İsmet. Ama bir yandan da artık gözüm nasıl karardıysa işte. Gör işte. Hala böyle. Eskisi gibi yani. Yeni yetme aşık gibi kıskanıyorsa insan. Gör nasıl sevdiğimi. Hala affetmeyeceğim diyorsan. Senin bileceğin iş İsmet Bey. Gülsel. Affederim ama bir şartla. Şarkımızı söyleyeceksin. İsmet bu saatte şarkı olur mu? Yaptığınızın yanında az bile. Altın kızıma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da
Sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Altın kızıma incidir, gömleğin ağır incidir. Benim lal olmuş dilim, ne dedim yar incinir. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Kıyamam ben sana. Onları bu tarafa koyun. Evet. O şamdanları da şu tarafa koyun. Evet, o tarafa. Hakkı! Ne oldu? Ya şart mı bunu giyme? Sana çok yakışıyor ama. Yahu palyaço gibiyim be. Oğlunun nişanı bu. Bugün giymeyeceksin de ne zaman giyeceksin? Takımlardan birini giysem ne oluyor? Rahat edemiyorum ya bundan. Pantolonuna da bir bakalım. Belki o da olmaz. Olur, o da olur. Bu emeklilik işinden sonra ipin ucunu kaçırdın sen. Bak, bunun içine bile zor giriyorsun. Feryal, çıkartabilir miyim artık şunları? Yoksa keseceğim tamam, tamam, bunun yakasını tamam, ya. Tamam, çıkart. O tarafa, o tarafa geçir onu. Evet. Aa, Orhan. Sarp'ı da uyandır artık. O çoktan uyandı. Uyandı mı? Adam gitti bile. Nereye gitti nişan günü? Ne bileyim ben? Of, kime çekmiş bunlar bilmem ki. Hepsi gamsız. Sarp Bey yok, Yelda Hanım yok. Ağzımızın tadı bozulmadan yapsak şu nişanı. Oraya koymayın çocuğum, bu tarafa. Soğuk. Gel önünü kapatalım. Bu yok Serkan abi. Al al al. Tamam hadi bakalım. İyisin değil mi? Bak istersen birkaç gün daha kalabilirsin. Vallahi burada sıcacık oda. Kış günü güzel oluyor ama sıkıldım. Bağlasalar durmam. Bir şeye ihtiyacın olursa telefonum var senin. Ben iyiyim abla. Üzme artık kendini ya. Canavar o canavar. Hadi kalın sağlıcakla. Dur oğlum. Nereye? Aa, biz bırakacağız seni. Abi ne gerek var? Bizim ev yakın zaten. Hadi. Evet, iki kutu eksik gelmiş. Hı hı. Tamam. Tamam, görüşürüz. Ekin! Sonunda yakaladım seni. Neden geldin Sarp? Bilmeni istediğim bir şey var. Bu gece nişanlanıyorum. Bunu söylemeye mi geldin? Diyeceğim bir şey var mı? Size mutluluk.
Gel bakalım. Vedalaşalım. Bir şey olursa ara, tamam mı? Olur, sağ ol. Oğlum buyur. Kime bakmıştın? Pardon, yanlış çalmışım abla. Nişanlanır. Öbürü evlenir. Öbürkü boşanır. Öbürkü tekrar evlenir. Kurtulamadık bu kıyafetlerden be. Öf. Ben izninizi rica edeyim. Orhancığım, bırak artık şu ceketinle yakanla oynamayı. Biraz da dünürlerle ilgilensene. Ya adam çok soğuk. Bamya bir tip be. Orhan lütfen, şimdi biri duyacak. Hadi git, ayıp. Afiyet olsun. İsmetciğim, kahven. Hah, sağ ol hanım. Afiyet olsun. İsmet, yardım edecek bir şey var mı? Teşekkür ederim. Gönül. Gönül. Hadi biz kalkalım istersen. Bunlar yalnız kalsınlar. Ay Hacı abla, sen de. Kocamıza kahve de mi ikram edemeyeceğiz artık? Hacım, şimdi fal filan da bakarsınız. Özel konuşacaklarınız da vardır. aşk olsun Gönül, sen de uyuyorsun Hacı ablaya. Yok anne. Ben babamla ikinizi böyle mutlu gördüm ya. Onun sevinci benimki. Hop, selam millet. Ne işin var bu saatte senin evde? Ha? İnsan bey, hoş geldin der. Kurti. Ya izinliyim. Yine attırmadın kendini değil mi? Geçti o günler baba. Müdürlüğüm yakındır. Bırak müdürlüğü falan. Ne işiymiş bu? Bütün tek soylar izinliydi aslında bugün. Özel bir işleri var. Ne işiymiş bu? Sarp var ya bizim. Ha? İşte onun nişanı var. Asahi mi? Nasıl, mutlu mu? Gönlüne göre birisini mi buldu? Mutludur herhalde. Nişanlandıklarına göre. Ah canım. Allah mesut etsin. Ne diyelim? Öyle. Siz de ne el alemin oğlundan kızından canım? O kız uzun saçlı. Böyle. O eskisi eskisi. Ha tamam. Herkese merhaba. Ne haber? Geç kalmadık değil mi babacığım? Yok o. Merhaba. Yok. Merhaba. Merhaba anneciğim. Merhaba canım. Sarp nerede? Yapılır mı lan bu bana?
hazır mı? Hiçbir şey söylemiyorsun. Nasılım? Sarp? Ha. Güzel. Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın hayatım. Öyleyse inelim. Daha fazla bekletmeyelim insanları. Bir şey mi oldu hayatım? Konuşmamız lazım. Ne oldu Sarp? Ekin'le görüştüğümü biliyorsun. Ben istemiştim zaten. Sonra da aranızda bir şey kalmamış diye. Sonra bir kez daha. Sonra yine görüştük. Bir keresinde kafede yalnızdı. Aslında bir veda görüşmesi olacaktı. Ama nasıl olduysa öpüştük. Yani bilmen gerekir diye. İnsanları daha fazla bekletmeyelim. Gülümse Sarp. Dünya üzerine kurbanlar kesilmiş, bütün herkes sevinmiş, masal da burada bitmiş. Korktun mu? Yok. Duymamışım geldiğini. Birden görünce. Birden görünce kötü olur insan. Kenan, iyi misin sen? Neden kötü olayım ki? Bir sebep mi var? Soğumuştur. Yerim böyle. Yerim. Isıtsaydım. Ne yaptın bugün? Ne olsun. Aynı. Okul. Arkasından da kafedeydim işte. İlginç bir şey olmadı mı? Ne olsun ki? Ne bileyim canım. Anlatacak hiçbir şeyin yok mu yani? Yok. Yok bir şey. Yalan söyleme bana. Yalan falan söylediğim yok. Sarp kafeye gelmedi. Konuşmadınız mı? Buluşmadınız mı? Bu sence ilginç bir olay değil mi? Bak Kenan, düşündüğün gibi değil. Düşündüğüm gibi değilse neden saklıyorsun ha? Neden saklıyorsun? Açıklarsam her şeyi... Eski sevgilinle buluşuyorsun be. Neyi açıklayacaksın? Neyi? Bravo, bravo. Aldatıyor musun beni? Kenan, yok böyle bir şey. Niye buluşuyorsunuz o zaman? Bak, çok sarhoşsun. Bunları yarın konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız. Söyle, aldatıyor musun? Kenan, çocuk uyanacak. Çocuk üzülmesin, sen üzülme. Ya ben? Ben ha? Ben gelmiyor muyum hiç aklına? Kocan değil miyim ben senin? Neden dokunamıyorsun sen bana? Yıllar geçti be. Neden hala beni sevemiyorsun? Uğraşıyorum Kenan. Uğraşma, yap. Evet. Oğlum Sarp ve kızım Yasemin. Uzun yıllar mutlu olmanız dileğiyle. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mutluluklar. Hadi sarıl bana.
Hadi öp beni. Hadi. Kenan, yanlış bir şey yapıyorsun. Hadi öp dedim sana Ekin. Kenan, kendine gel. Hadi dedim, öpsene beni. Hadi.